Evet gençler ben Asım Kara. Milli Edebiyat dönemi hikaye ve romandan devam ediyoruz. Sıradaki sanatçımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1889-1974 yılları arasında yaşamış. Şimdi sanatçının doğum ve ölüm tarihlerine baktığımız zaman 85 yıllık bir hayat öyküsünün olduğunu görüyoruz. Uzun bir ömür yaşamış ve bu yaşamış olduğu ömrü de eserlerinde farklı dönemler şeklinde görünmek üzere ne yapmıştır, yansıtmıştır. Şimdi Mısırda doğduğunu görüyoruz. Biz Kahire'de arkadaşlar daha sonra İstanbul'a geldiğini görüyoruz. İstanbul'a geldiğinde biz ilk olarak fecrati topluluğunda imzasının olduğunu ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. Bu dönemde bireysel bazı konular ne yapıyor? Yazıyor. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşünü savunuyor arkadaşlar. Ama hem Servet Fünun'da hem resimli kitapta ondan sonra hem Ümit gazetelerinde ve dergilerinde yazmış olduğu ve savunmuş olduğu bu bireysellik çok uzun sürmez ve milli edebiyat etkisinde yavaş yavaş eserleri yazmaya başlar arkadaşlar. Şimdi tabii ki o dönem halde Edip'te de anlattık biz. Balkan Savaşları'nın, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği, ülkenin durumunun kötü olduğu, sıkıntılı olduğu bir dönem. Bu dönemlerden dolayı birçok yazarımız gibi o da milli edebiyat tarzında Kurtuluş Savaşı'nı, Balkan Savaşları'nı ve Cumhuriyeti ve ondan sonraki süreci anlatan eserler ne yapmıştır? Yazmıştır arkadaşlar. Şimdi e, şiir olarak biz Yahya Kemal Beyatlı ile birlikte Nev Yunanizm'den veya neoklasizmden etkilendiğini ne yapalım? Söyleyelim arkadaşlar e, romanlarına girmeden önce. Yine biz onun mensur şiirin en önemli örneklerini verdiğini de görüyoruz okun ucundan atlı eseriyle. Şimdi ve erenlerin bağından. Biliyorsunuz sanatçımız arkadaşlar daha sonra e, 1974 yılında bakın bayağı uzun bir süre yaşamış e, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde hayata gözlerini yummuştur. Şimdi biz onun edebi yönüne isterseniz hep birlikte ne yapalım? Geçelim arkadaşlar. Şimdi en önemli yönünü söylüyoruz. Yahya Kemal Beyatlı Türk toplumunun tanzimattan cumhuriyete kadar yaşadığı sosyal değişimi ve krizleri başarıyla eserine yansıtmıştır. Farklı dönemleri eserlerinde ele almıştır arkadaşlar. Roman, hikaye, mensur şiir, makale, deneme ve tiyatro türünde de eserler vermiş bir sanatçımızdır arkadaşlar. Biz onun eserlerinde diğer halde edip de olduğu gibi Ömer Seyfettin'de olduğu gibi realizmin etkisini ne yapmaktayız görmekteyiz. Sağlam bir gözlem gücü onun eserlerinde dikkat çeken önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Şimdi teknik yönüyle baktığımızda evet Yakup Kadri'nin teknik yönden başarılı bir şekilde roman yazdığını arkadaşlar görüyoruz. Belki oluşturmuş olduğu tipler onların toplumsal koşul hani gerçekçilik diyoruz ya evet ciddi manada karakterleri o toplumsal yerine arkadaşlar oturtmayı başarmış önemli bir sanatçı olarak da ne yapıyor dikkat çekiyor arkadaşlar. Şimdi arada bir dipnotumuz olsun böyle dipnotlar veriyorum ben. Şimdi arkadaşlar yeni lisan hareketi başladığında aslında en sert itiraz ondan geliyor. Çünkü o bütün Türk aydınlar üzerinde geniş dalgalanmalara ve arayışlara sebep olan Balkan Harpleri, Trabluskar Harpleri gibi Osmanlı Devleti'nin bünyesinde büyük yaralar açan bu unsurları Yakup Kadri de derinden sarstığını biz arkadaşlar görmekteyiz. Tamam dikkat edeceğiz. Şimdi bir serencamdan başlıyorum. Bir serencamı milli edebiyat döneminde biz e, pardon Servet Fünun döneminde ne yaptık ve fecraati de ele aldık anlattık. Şimdi fecraati dönemindeki tek eseri bir serencam adlı hikayeydi. Tamam bunlarda da bazı toplumsal meseleler var. Yani sanatçı fecraati döneminde olsa bile toplumsal bazı unsurları ne yapmış dile getirmiş arkadaşlar. Bir serencam onun fecraati dönemi eseridir. Neyse geçelim arkadaşlar daha sonra. Biz onu arkadaşlar halde Edip'le birlikte değil mi Anadolu'da ne yapmaktayız görmekteyiz. Ee, biliyorsunuz Yunanlıların yaptıkları istihamı tetkik ve tespit etmek üzere tetkiki mezalim heyeti diye bir heyetin içerisinde görevlendirilir. Dolayısıyla Anadolu'nun özellikle iç batı Anadolu'nun bazı şehirlerine ciddi manada gezerler arkadaşlar ve Bunlar eserlerinde de ne yapılır dile getirilir. Evet şimdi hikayelerinden başlayalım arkadaşlar. Rahmet ve milli savaş hikayeleri bunlar milli mücadeleyi anlattığı eserlerdir arkadaşlar. Aynı halde de biliyorsunuz böyle anı ve öykü türünde eser vardı. Aynı şekilde Yahya Kemal'de de biz rahmet 1922'de yazmıştır. Daha sonra da 1947'de de milli savaş hikayelerini ele aldığını ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bir durum var. Biz bu hikayelerde Anadolu'nun sıkıntılı halini canlı sahneler şeklinde biz sanatçı da arkadaşlar görmekteyiz. Tabii ki olumsuzlukları anlatmıyor mu? Evet anlatıyor. Yer yer kötümser bakıyor mu? Evet yer yerde kötümser bakıyor. Bu yönde de eleştirilmiş mi? Evet birazdan yaban romanda anlatacağım. Beğenenler olduğu gibi romanlarını eleştiren insanlar da olmuş arkadaşlar. Ama şimdi bu olumsuz bakış ilk romanlarından itibaren görülüyor arkadaşlar. Evet sanatçının ilk romanı oradan devam edelim isterseniz. Kiralık Konak arkadaşlar. Kiralık Konak Gerek üniversiteye hazırlık sınavlarında, gerek ÖABT sınavlarında çıkmış önemli bir romandır arkadaşlar. Türk edebiyatına da damgasını vurmuş romanlardan biri olarak Biz ne yapıyoruz? Kiralık Konağı görüyoruz. Şimdi Tanzimat'tan başlayarak Çanakkale Savaşı'na kadar olan 3 ayrı kuşağın arkadaşlar çatışmasını ve yaşamış olduğu değişimi anlattığı eserdir. sınavlarda da zaten böyle çıktı ve yine bundan sonra da sorulursa yine bu şekilde çıkar arkadaşlar. Şimdi e, baktığımız zaman evet e, bir nesil roman olarak görüyoruz. Romanın böyle bir yönü de var. Neydi nesil roman bir dönemi temsil eden yansıtan romanlara biz nesil roman diyorduk. Üç farklı nesle anlattığı için, üç farklı dönemi anlattığı için nesil roman kategorisinde değerlendirebilecek bir eserdir. Konusuna geçelim. Anlatmak istiyorum. Önemli bir roman. Naim Efendi adlı bir karakterimiz var. Naim Efendi arkadaşlar Osmanlı'nın son dönemindeki bir beyefendidir ve evin en yaşlı ismidir. Naim Efendi'nin kızı vardır. Kızı Sakine Hanım ve damatı Servet Bey. Servet Bey tam bir servet avcısıdır. Yani günlük gün etme derdindedir. Yiyip içip eğlenme derdindedir. Bir de üçüncü nesil gelir. Seniha ve Cemil arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde aynı konakta yaşayan kişilerdir. Tamam Şimdi romanda ne oluyor? Romanda arkadaşlar Servet Bey batılı bir yaşam tarzını onu benimsiyor, o şekilde yaşamaya çalışıyor ve Naim Efendi'nin servetini yavaş yavaş tüketmeye çalışıyor arkadaşlar. Ee, üçüncü nesilde e, biz Cemil'i ve şeyi görüyoruz, Hakkı Celis'i görüyoruz arkadaşlar. Hakkı Celis Seniha'ya karşı karşılıksız bir aşka sahip ama Seniha onu değil de para düşkünü olan Faik adlı birini ne yapar? Sever. Hamile kalır ve Avrupa'ya gider arkadaşlar. Ee, Servet Bey'in ailesi de e, para tükenmeye başladığı için fakirlik yaşamaya başlar. Naim Efendi yıllardır oturduğu konağını kiraya çıkararak vererek ne yapar? Ee, Beyoğlu'nda bir apartmana yerleşirler. Romanlarımızda da yavaş yavaş... Ne geliyor? Apartman kültürü geliyor. Bununla ilgili makaleler de var e, romanlarımızda ve hikayelerimizde apartman kültürü diye. Evet biz arkadaşlar yavaş yavaş apartman kültürüne doğru ne yapıyoruz? Geliyoruz arkadaşlar. Romanda olumlu karakter olarak Naim Efendi vardır bir. Bir de arkadaşlar Hakkı Celis vardır. Hakkı Celis Çanakkale Savaşı'na katılır ve o savaşta şehit haberi gelir. Evet. Şimdi Naim Efendi evet bir dönem eskiyi temsil ediyor. Servet Bey ve eşi ikinci dönem temsil ediyor. Kızları Seniha ve Hakkı Celis'te üçüncü nesli arkadaşlar temsil ediyor. Tanzimattan batıllaşmaya doğru giden bir değişim süreci yazar tarafından ele alınmıştır arkadaşlar. Evet geçebiliriz. Şimdi Kiralık konaktan sonraki ikinci eserimiz Nur Baba'dır arkadaşlar. Nur Baba'nın konusu Bektaşi tekkeleridir. Bektaşi tekkelerinin bozukluğudur. Bu arada şunu söyleyelim. Ee, Yahya Yakup Kadri Karaosmanoğlu arkadaşlar Atatürk'ün bazı isteği üzerine romanlar yazmış bir isimdir. Biz ısmarlama roman diyoruz. Atatürk diyor ki Yakup'cum gelir misin? Geliyor. Bak Yakup'cum ben tekke ve zaviyeleri kapatacağım. Tamam bak biz hepimiz bu savaşı, Kurtuluş Savaşı'nı yaşadık. Doğru mu? Doğru. Şimdi bazı nelere gitmem gerekiyor? Yeniliklere gitmem gerekiyor. Sen şu tekkeleri e, kötüleyen bir eser yazar mısın? Olur paşam diyor ve gidiyor. Nur Baba'yı yazıyor arkadaşlar. Nur Baba söylediğim gibi Bektaşit. Tarikatındaki tekkesindeki bozulmayı Nur Baba adlı şahıs üzerinden anlatan bir eserdir arkadaşlar. Tamam Dikkat edeceğiz. Evet geçiyorum diğer bir romanına Hüküm Gecesi. Bu romanların arkadaşlar bazısını birazcık kısa geçiyorum ama konu anlatım kitabımız buna senkronize bir şekilde gidiyor. Ee, orada birazcık daha ayrıntılı anlatıyorum bazı şeyleri. Evet Hüküm Gecesi'nden devam ediyoruz. Arkadaşlar ikinci meşrutiyet yılları İttihat ve Terakki Partisi yönetimde ama o dönem karışık bir dönem. Evet cidden e, gizli örgütlerin olduğu e, ondan sonra insanların öldürüldüğü hatta o dönemde sadrazam bile ne yapıyor? Faili meçhul bir cinayete arkadaşlar gidiyor, vuruluyor. Şimdi... 1908-1911 yılları arasını anlatan hüküm gecesinde İttihat Terakki'nin muhalefet partileriyle arasındaki siyasi çekişme bunun topluma yansıması arkadaşlar bir nevi siyasi de taht mücadelesi gibi diyebiliriz düşünebiliriz yani o dönemin üzerinden gazetecileri ve gazeteciliği de Hüküm gecesinde ne yapıyor? Anlatıyor arkadaşlar. Bir ee, iki gazetecinin de biz e, ne yaptığını o dönemde arkadaşlar faili meçhul cinayete kurban gittiğini görüyoruz. Evet şimdi Ahmet Kerim bu gazetecilerden biridir. Muhalif bir gazetecidir. İddihat ve terakkiye cephe almıştır. Yine Ahmet Sim, Samim de aynı şekilde bu romanın ikinci gazetecisi ve kahramanı şeklindedir arkadaşlar. Evet e, o dönemde hani çıkar çatışması var demiştik ya. Evet o çıkar çatışmasını bu gazeteciler ne yapıyor? Ele alıyor arkadaşlar. Evet Sodom ve Gomera'ya geçiyoruz. Şimdi İstanbul işgal edilmiş mütareke dönemi. E, İngilizler falan gelmiş gemilerini İstanbul'un ortasına boğaza demir atmışlar. O dönemde ciddi manada bir ahlaki çöküntü var. Yazarın Sodom ve Gomera ismini vermesinin sebebi şu: Sodom ve Gomera arkadaşlar İncil kitabına göre yerin dibine batmış ahlaksızlıktan dolayı yok edilmiş e, felakete uğramış bir kavim, iki kavimdir arkadaşlar. Şimdi oradan bir telmih yaparak sanatçı İstanbul'daki ahlaki çöküntüyü yozlaşmayı Anlatıyor arkadaşlar. Sami Bey ve kızı Leyla var arkadaşlar ve kuzeni Necdet var. Leyla ile Necdet'in neleri var? Nişanlanmaları var. Sami Bey ve ailesi arkadaşlar maddi manevi değerini kaybetmiş tiplerdir. Özellikle Leyla'da ciddi bir ahlaki yozlaşma vardır. Necdet ee, bu duruma karşıdır arkadaşlar. Neyse İstiklal Savaşı kazanılıyor. Leyla pişman oluyor. Necdet'e dönmek istiyor ama Necdet onu kabul etmiyor. Şimdi arkadaşlar bazı gerçekler var. Mütareke döneminde o sıkıntılı döneminde bizim kızlarımız ne yapmıştır? İngiliz subaylarla gezmiştir arkadaşlar. İşte Amerikalı gazeteci falan filan var. Ne olduğu, ondan ne yaptığı, cinsel tercihinin ne olduğu belli olmayan karakterdir bu karakterlerin hepsini biz Sodom ve Gomera'nın içerisinde görüyoruz. Sınavda çıkabilecek eserlerden birisidir arkadaşlar. Evet, Yakup Kadri'nin en önemli romanına geliyoruz arkadaşlar. Yaban romanıdır. Konusu Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk köylüsünün hali, cahilliği ne yapılır? Ele alınır arkadaşlar. Yaban nedir? Sınavda da şöyle çıktı ve tekrar çıkar. Aydın halk çatışması. Bakın bundan önce Faruk Nafiz Çamlıbeli işledik. Han duvarları. Han duvarları Aydın'la halkın buluşmasıydı. Ama yaban Aydın'la halkın çatışması olarak görülüyor. Ben de el işaretleri yapıyorum. Evet şeyler gibi. Şimdi Ahmet Celal kahramanımız. Bir yedek subay arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'na katılıyor ve kolunun birini kaybediyor. Kolunun birini kaybedince ne yapıyorlar? Ortadan diyorlar ki artık seni terhis ettik diyorlar. Buna çok üzülüyor. Bir yandan da düşünüyor ya ben ne yapabilirim, nereye gidebilirim diye. Emir eri var Mehmet Ali. Mehmet Ali diyor ki ee, komutanım bizim orada bir koyumuz var. Nerede? Porsuk çayının yanında. Evet biz de porsuk çayının yanındayız. Neyse oradaki köye gidelim orada birlikte yaşarız. Ahmet Celal başka bir şey yok ve arkadaşlar köye gidiyor. Neyse köyde köylü kızı olan Emine diye bir kızı da seviyor arkadaşlar. Emine aslında evli bir kız. Şimdi Ahmet Celal köye gitti ya ne yapıyor? Tıraş oluyor her gün. Ayakkabılarını boyuyor. Kitap okuyor mesela. Köylü diyor ki lan ne kadar yabani bir adam. Yani her gün tıraş mı olunur? Ayakkabı mı boyanır? Falan diye eleştiriyorlar. İşte aslında yazar diyor ki yabani olan sizsiniz. Doğru olan benim ama arkadaşlar bu yönüyle işte ne yapılıyor? Eser eleştiriliyor. Neyse belli bir zaman sonra subay da olduğu için kendisi e, Yunanların köye gireceğine anlıyor. Köylüleri uyarıyor. Diyor ki tedbirinizi alın. Hatta gidin. Buraya düşman gelecek. Köylüler diyor ki sen yabanisin. Bizi istemiyorsun burada. Biz senin sözünü dinlemiyoruz. Tınlamıyoruz diyor. Ve arkadaşlar e, Yunanlar köye giriyor. Köyü yakıyor, yıkıyorlar, yağmalıyorlar. Kadınlara tacizde bulunuyorlar. Ama köylünün aklı o zaman başına geliyor ama iş işten geçmiş oluyor. Ahmet Celal Emine'ye diyor ki gel kaçalım kız diyor. Kaçıyorlar ama kaçarken yaralanıyor. Bir mezarlıkta saklanıyorlar ama Emine hiç hareket edemeyecek şekilde ağır yaralıdır. Ahmet Celal Emine'yi arkadaşlar ve anılarını yazdığı defteri bırakarak ne yapıyor bilinmeyen bir yöne doğru gidiyor. Evet devam ediyoruz. Bir sürgün atlı eser. Eserimiz edebiyatımızda bir sürgün Yakup Kadri'nindir. Bir de sürgün vardır o da Refik Halit Karay'dır. Böyle birbirine benzer romanlar zaman zaman karşımıza çıkacak arkadaşlar. 2. Abdülhamit döneminde yaşanan arkadaşlar sürgünleri anlatıyor. İddiat ve terakki üyelerinin yaşamış olduğu sürgünleri biz bir sürgünde görüyoruz. Evet diğer bir romanımız Ankara. Cumhuriyetin ilk yıllarıdır. Başkent Ankara'ya taşınmıştır. Yeni bir devlet, yeni bir devlet anlayışı, yeni bir başkenti beraberinde ne yapmıştır? Getirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk özellikle İstanbul'daki bazı iş adamlarına ne yapıyor? Sesleniyor. Gelin diyor. Burada yeni bir şehir ne yapıyoruz? Kuruyoruz. El birliğiyle kuralım diyor. Çankaya, Ulus, arkadaşlar, Kızılay o yöredeki bazı oluşumları biz Ankara'da ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. Şimdi eser birkaç bölümden oluşuyor. Ee, eserin kahramanı Selma Hanım bir milli mücadeleden önce değil mi Selma Hanımı görüyoruz arkadaşlar. Ama eşiyle bir anlaşmazlık yaşanıyor ve ne yapıyor ayrılıyor. Daha sonra Kurtuluş Savaşı başlıyor. Ee, Binbaşı Hakkı Bey diye biriyle tanışıyor arkadaşlar. Onun yanında hemşirelik yapan bir Selma Hanım'ı ne yapıyoruz? Görüyoruz. Sonra ikinci böl, bölümde Binbaşı Hakkı Bey ile evlenmiş bir Selma Hanım karşımızda arkadaşlar. Daha sonra üçüncü bölüm Hürriyet Ruhu var. Aydın gençler var. Yetişmiş bunlar. Bunlardan biri de Neşet Sabit'tir. Selma Hanım'ın üçüncü evliliği de bu idealist gençle ne yapıyor? Oluyor arkadaşlar. Evet, diğer bir romanımıza geçiyoruz. Ee, panorama. Panorama 1, panorama 2. Panorama 1 Atatürk dönemini 1923-38 yıllarını anlatır. Panorama 2 de Atatürk'ün ölümünden sonra 1952 yılına kadar olan Türklerin geçirmiş olduğu dönemi, evreleri ne yapar? ele alır arkadaşlar. Hani dedik ya sanatçı bir dönemi değil mi? Bakın tanzimattan başlatarak 1950'lere 60'lara kadar ne yapmıştır? Getirmiştir arkadaşlar. Tamam dikkat edeceğiz. Evet eserlerine şöyle ana hattıyla bir bakalım. Yaban anlattık. Kiralık konak evet 3 devrin değil mi? Bir panoramasıydı. Sodom ve Gomara ahlaksızlık değil mi? E, mütareke dönemi ahlaksızlığını İstanbul'u yansıtıyordu. Hüküm gecesi iddiat ve terakki ve karşısındaki kişilerin siyasi mücadelesi Ankara başkent oluşu ondan sonraki süreç anlatılıyordu. Kurtuluş Savaşı sonrasında anlatıyor. Nur Baba tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili onların bozulmasıyla ilgili bir eserde panorama 1 2'yi biraz önce anlattım bir sürgünde değil mi? Abdülhamit'ten kaçan insanların sürgünü onu anlatıyordu. Hep o şarkı da yine yazarın diğer bir romanıdır. Öyküleri var. Bir Serencam biraz önce söyledik. Rahmet ve milli savaşı hikayeleri bunlardan da bahsettik. Mensur şiir alanının en önemli ismi de Erenlerin Bağından Okun Ucundan notlarımızı alalım. Önemli bu arkadaşlar. Ve tiyatro oyunu hemen hemen her sanatçımız en az bir iki tane tiyatro oyunu yazmış. Milli Edebiyat döneminde tiyatro tekrar gelişiyor arkadaşlar. Nirvana adlı oyunu yazdığını görüyoruz. Diğer bir şey anıları çok önemlidir. Bir anamın kitabı diye çocukluk anılarını anlattığı eseri var. İki vatan yolunda kurtuluş savaşı dönemi anılarını anlatır. Üç zoraki diplomat ve politikada 40 yıl siyasi anıları elçilik yaptığı zoraki diplomatta zorunlu bir Diplomatlık, elçilik yapıyor. Oradaki anılarını yazıyor. Gençlik ve edebiyat hatıralarından e, oluşan anı kitabı da bizim edebiyat tarihimiz adına önemli bazı sanatçılarla olan ilişkisi, diyaloğunu ne yapıyor? Anlatıyor. Sanatçının monografisi var ve e, İzmir'den Bursa'ya halde Edip, Falih Rıfkı ve Mehmet Asım Uz. Asım Uz kim? Mustafa Kemal Atatürk onunla birlikte yazmış olduğu gezi yazısı tarzında makale tarzında bir eserdir. Ergenekon hani dedik ya bu dönem sanatçıları ne yapıyor? Bazı destanları nazma çekiyor. Tabii ki bu düz yazı şeklinde buna dikkat edeceğiz. Bir de Alp Dağları'ndan ve Miskarn albümünden diye... Hastalanıyor, alt dağlarına tedavi için gidiyor. Nasıl Ahmet Haşim Frankfurt'a gitmişti hastalığından dolayı. Bu da arkadaşlar İsviçre'ye alt dağların oraya gittiği bir gezi yazısı türünde eserini biz sanatçının görmekteyiz arkadaşlar. Evet, Milli Edebiyata ve Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş önemli bir sanatçıdır. Kim? Yakup Kadri Karaosmanoğlu eserleri bizim için önemlidir. Evet bir sonraki sanatçımızda görüşmek dileğiyle.